Evet. Otomatik vites, punto, robot yağ arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz. Robotun yağı bu şekilde uzun zamanda değişmemiş muhtemelen. Yani araç sıfır anından belli olabilir. Böyle bir renk olamaz. Ondan sonra robotun bozuldu diyorlar. Vay efendim diyorlar. Maliyetler yüksek çıkıyor. Zamanında yani 2 yılda veya 80 binde bir MTA, triptonik, yarı otomatik vites kutularında robot yağı değişmesi gerekiyor. Aracın şanzıman yağı ve robot yağı düzenli olarak 2 yıl 100 bin şanzıman yağı, 2 yıl 80 bin robot yağı değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu aracımız vitese geçmiş şikayetiyle geldi Punto. Aracın arızası debriyaj seti bitmiş. Debriyaj çatarında çatlak var. Asıl önemli olan şanzıman tesisatı, soketi, ara soket arkadaşlar. İçerisine yağ girmiş. Muhtemelen fren sisteminden sıvı koyarken orada akıttılar. Hemen göstereyim soketi. Şöyle videoyu yaklaştırdı şey. Buradaki sokete yağ girmiş arkadaşlar. Motor yağ çıktı buradan veya fren yağı gibi. Biz bu sıvıyı temizledik. Bu sıvı kısa devreye sebep oluyor. Ve farklı farklı arızalarla yolda kalabiliyor araç. Bu sebepten dolayı da farklı noktalarda işlem yapılabiliyor.